Her insan bir dünyadır. Ana temalı panelimizi gerçekleştirmek üzere panelistlerimiz Sayın Profesör Doktor Nurettin Yiğit Bey'i, Sayın Doçent Doktor Alparslan Tanoğlu Bey'i, Sayın Klinik Psikolog Zeliha Gündebahar Hanımefendi'yi ve tarihçi Sayın Savaş Songur Bey'i sunumlarını gerçekleştirmek üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, değerli misafirler, hepiniz Her İnsan Bir Dünyadır temalı panel ve sempozyumumuza hoş geldiniz. Her İnsan Bir Dünyadır temasında her insanın psikolojik yönden ne anlama geldiğini Zeliha Hanım ifade edecek. Zeliha Hanım'la başlayalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Her birinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bir psikolog olarak bağımlılığı ele almak tabii bizim için çok geniş bir kapsamlı konu. Çünkü sebepleri, risk faktörleri, bağımlılığın kişi üzerinde, beyni üzerinde, bedeni üzerinde, davranışları, duyguları üzerinde yarattığı etkiler, onların sonuçları, önlemek için yapılması gerekenler, tedavileri, çözüm yöntemleri, aileye yönelik, sosyal çevreye yönelik ne gibi tedbirler alınması gerektiği, her birisi aslında birer sempozyum konusu olacak kadar geniş konular. Şimdi öncelikle insanoğlu diğer canlılardan farklı olarak kendi davranışlarına, düşüncelerine, duygularına bir anlam oluşturma çabası içerisinde olan bir canlı. Bu bağlamda şimdi bağımlılık için bir araya toplandığımızda bağımlılık ne demek? Biz bağımlılık dediğimizde kastettiğimiz şey nedir? Bunun tanımlamasını yapmak çok önemli oluyor. Çünkü bağımlılığın birçok bileşeni var dediğimiz gibi. Genetik bir yönü var, nörogelişimsel bir yönü var, sosyal kültürel bileşenleri var. Ve en nihayetinde de en son yapılan çalışmalarla kronik bir beyin hastalığı olarak tanımlanıyor. Yani sadece kişinin iradesinde, elinde kullanmasın, kardeşim bırakıversin gibi olmuyor artık bağımlılık gerçekleştikten sonra. Peki neden? Tanımlamaya devam edersek eğer, tanımlara bakarsak, bir maddenin, bir kişinin yaşamını, ilişkilerini, kendisini, sağlığını olumsuz etkilemesine rağmen kişinin o madde ya da o davranış üzerindeki kontrolünü kaybetmesi, yani kendini durduramaması, tırnak içerisinde bu kontrolünü kaybetmesi kısmı aslında çok vahim olan kısım. Çünkü ne dedik konuşmanın başında, insanı diğer yaratılmışlardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi o kontrol mekanizması. Kişinin kullandığı madde, alkol, nesne ya da yaptığı davranışı, eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi bağımlılıktaki en bizim için sıkıntılı aslında ifade. Biz bağımlılığı tanımlarken Amerikan Psikiyatri Derneği'nin Diagnostic Statistical Manual olarak geçen bir tanı kriterleri var. Onların üzerinden o kriterleri tanırız. Madde ile ilgili olarak 10 tane madde belirlenmiş. En son 2013 yılında yenilendi bu manuel. Kafein eklendi. Daha önce o madde yoktu bağımlılık yapan olarak. Şimdi onu eklediler. Madde ile ilişkili olmayan, yani davranışa yönelik bağımlılık olarak da patolojik kumar bağımlılığını eklediler. Bir de internette oyun bağımlılığını eklediler ama yanına bir şerh koştular. Üzerinde biraz daha çalışma yapılması koşuluyla dediler. Diğer bozukluklar henüz bağımlılık kategorisinde değerlendirilmiyor. Ancak farklı farklı tanı kriterlerinin içine dağılmış şekilde yeme bozuklukları, teknoloji, internet, alışveriş gibi diğer bağımlılıklar kompulsif davranış olarak geçiyor şu an bu manuelde. Ancak ilerleyen yıllarda öyle inanıyoruz, öyle gösteriyor ki onlar da bağımlılık kriteri alacaklar. Çünkü mekanizma maddede, alkolde nasıl işliyorsa davranışlarda da aynı şekilde işliyor. Şöyle, madde ve davranışı burada birlikte düşünerek değerlendirebiliriz. Kullanmaya başlanılan maddenin ya da yapılmaya başlanan davranışın hedeflenenden, istenilenden daha uzun süreli ve daha büyük miktarlarda kullanılma ihtiyacı, bunun verdiği zararların farkında olup bırakmak için bir niyet, bir teşebbüs gerçekleştirilse dahi bunda başarılı olunamaması,
Bu maddeyi elde etmek, onu kullanmak, daha sonra etkilerinden kurtulmak için harcanan zamanın çok fazla olması, buna preoccupation deniyor, tanımsal ifadeleri var bağımlılık için. Yani kişiyi çok fazla meşgul edecek. Kişiyi çok fazla meşgul ettiği zaman kişi kendi günlük aktivitelerine, bu sefer işlevselliğine, ailesine, mesleğine, günlük yaşamına, hatta daha ilerleyen boyutlarda yaşamsal faaliyetlerine, Bilal Hocam dedi ya, öldürüyor. Yani kişi uykusundan, yemeğinden artık feragat ederek sadece bu maddeye ve o maddenin getirdiği hazzı yakalamaya odaklanıyor. Buna da zaten işlevselliğin bozulması diyoruz. Biz klinikte de bize kişiler geldiği zaman onları dinlerken, öykülerini, hikayelerini alırken sorguladığımız alanlardan en önemlilerinden bir tanesi. Sen günlük yaşamında bundan nasıl etkileniyorsun? Kullanım için çok büyük bir istek, iştah duymak, aşerme, craving dediğimiz bir özellik. Olumsuz etkilerini görmesine, bilmesine, hayatını tehdit etmesine rağmen kullanmaya ya da o davranışı yapmaya devam etmek. Tolerans geliştirmek, ki bu zaten bağımlılığın aslında öz tanımı, ilk başlarda daha az maddeyle ya da o davranışı daha az yaparken geliştirilen hazzın daha sonra aynı haz derecesini yakalayabilmek için gittikçe daha fazla artan maddelere ihtiyaç duymak, miktarlara ihtiyaç duymak. Bunun adı tolerans. Bir diğeri yoksunluk, ki o da withdrawal sendromu ya da geri çekilme olarak söylediğimiz, kişinin bu maddeyi almadığında. Maddelerde daha çok fiziksel, davranışsal bağımlılıklarda ise daha çok duygusal olarak ortaya çıkan zorluklar, sıkıntılar kişinin tamamen olumsuz etkileri üzerinde. Şimdi bağımlılığı anlarken insan beynini, beyninin üzerindeki etkilerini öğrenmek çok önemli. Bizim beynimizde dopaminerjik döngü dediğimiz, sistem dediğimiz bir sistem var. Bu sistem, siz hoşunuza giden, size haz veren, yemek yemek, bir arkadaşınızla oturup sohbet, muhabbet etmek, bir yerde konuştuğunuzda birinin sizi alkışlaması, bakın bunların her biri kişide dopamin seviyesini yükseltir, kişiye haz verir. Peki, madde kullanımında ne olur? Şimdi mesela buraya gelip konuşmak için, Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum ben. İşte 5 yıldan beri Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. 21 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Bu mesleği seviyorum, emek veriyorum. İşte bu seminere gelip konuşuyoruz ama bunu konuşabilmek için işte 100 tane de makale okuyoruz. Yani ne yapıyoruz? Emek harcıyoruz, emek veriyoruz. Ve o emeğin sonucunda bir güzel bir şeyle bunu sonuçlandırıyoruz, ödüllendiriyoruz. Bu ödül merkezimiz için sıkıntı değil. Bu bizi hayatta daha anlamlı, idealli, kendimize güzel hedefler koyarsak, o hedefler uğrunda çalıştığımızda, sonucunu aldığımızda güzel işleyen bir sistem. Peki maddede ne oluyor? O kadar uğraşmaya gerek yok. Sigara kullanıyorsanız eğer, ilk nefesi çektiğinizden 15-20. saniyede bu ödül merkezleri, bakın renk renk, sarısı, mavisi, pembesi, hepsi ışıl ışıl başlıyor aydınlanmaya. Daha kolay. Yani haz ve hız çok hızlı bir şekilde uyarılıyor. Peki sıkıntı nerede başlıyor? Sıkıntı şurada başlıyor. Bu ödül sistemini bu maddelerle siz bozduğunuz zaman beynimizin bu frontal lob, o mavi olarak aydınlatılan bölgesi, bizim insani olarak bizi üstün kılan özelliklerimizi kullandığımız alan, karar verme, sebep-sonuç ilişkisi kurma, yarar-zarar analizi kurma, dürtüselliğimizi inhibe etme. Çok sinirleniyorsunuz bir kişiye, yani böyle ağzınızdan geleni söyleme ihtiyacı hissediyorsunuz ama bir dur diyorsunuz. Şimdi söylersem bunun neticesi var, bir durayım burada. Burayı ön beyin yapıyor. Peki bağımlılıklar ne yapıyor? Tam olarak bu bölgeyi bozuyor işte. O yüzden zarar gördüğünüz halde devam etme ihtiyacı hissediliyor. Bildiğiniz halde, rasyonel olarak biliyorsunuz bu bana zararlı, öldürecek, sıkıntılı ama durduramıyorsunuz. Kontrol o yüzden gidiyor, o yüzden korkunç geliyor o durduramama kelimesi. Başka neler yapıyor? Bu kadarla da kalmıyor. Beyin değişebilen bir yapı. Yani buraya geldiğinizde bu semineri dinlemeden önceki haliyle o nöronal ağların bir değişimi var. Eğer dinlerseniz ama, yani burada oturuyor olmak değil,
gerçekten burada olmak, zihnen de burada olmak. Yani bir gün önce biriyle yaptığınız tartışma değil ya da yarın yapacağınız bir program değil. Dinlediğinizde değişiyor. Bir şeyi algıladığınızda, o değişimi açtığınızda zihninizi, beyin değişebilen bir organ. Bağımlılıkta da değişiyor ama olumsuz ve kötü yönde değişiyor. Çünkü bahsettim ya, hani bir yemek yediğinizdeki aldığınız mutluluk ya da işte bir arkadaşınızla sohbet ettiğinizdeki mutluluk artık madde dışı ödüllere olan duyarlılık azaldığı için aynı hazzı orada yakalayamaz hale geliyorsunuz. Sadece madde size o hızlı ve daha fazla olan haz duygusunu yaşatıyor. Self regülasyonunuz, zaten self kontrolünüz azalıyor dedik. Strese ve çökkün duygu durumudur disfori. Yani kendinizi mutsuz, umutsuz, sinirli hissettiğiniz durumlar disforik anlarınız. Maddeyi kullananlarda böyle bir mazeret vardır, bilirsiniz. Hani çok acı çekmiştir, herkes, bütün hayat ona karşıdır, o dayanamıyordur çektiği acılara ve bir kaçınma gibi gider maddeye sığınır. Ama buyurun, madde ne yaptı? Tam tersini yaptı. Yani daha önceden kişinin baş etme mekanizması daha iyiyken, strese karşı, çökkün duygu durumuna karşı, madde onu daha da kötüleştirdi. Daha hassas hale getirdi insan zihnini. Bağımlılık da bazı psikolojik faktörlerden bahsedelim şimdi. Bu Sağlık Bakanlığı'nın topladığı faktörler, bireysel faktörler, ailesel faktörler, sosyal çevresel faktörler var. Bireysel faktörlerde tanımın ilkinde söylediğimiz kişinin genetiğinin buna yatkın olması, kişinin bir takım kişilik özellikleri, mesela DHB gibi dikkat eksikliği hareket bozukluğu çocuklukta fark edilen, mesela bazı aileler işte akademik başarıyı önemsemiyoruz, biz ilaç kullanmak istemiyoruz, bunun tedavisini yaptırmak istemiyoruz diyorlar ama oradaki diğer bir sıkıntılı alan dürtüsellik. Yani dürtüselliği kontrol edemeyen kişi, işte karar verme mekanizması da bozuluyor. Muhakkak tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık. Kişinin düşük öz benlik saygısına sahip olması, sınırlarını, kurallarını koruyamaması, hayır diyememesi bir ortama girdiğinde, arkadaş ortamına, ya da suça meyilli ya da madde kullanmaya meyilli arkadaş grubuyla birlikte olması. Çünkü beynimiz, kiminle birlikteysek bir müddet sonra bu ayna nöronlar, onların da yeni bulunduğu işlevleri, onunla senkronize olmaya başlıyor. Hayata onun baktığı gibi, onun değerlendirdiği gibi, onun davranışlarını yapmaya, onun duygularını almaya başlıyoruz. Okul devamsızlığı olması, mesela bugünkü programımızda değil mi, eğitimcilerimiz, hani okul müdürlerimiz de bulunsaydı mesela çok faydalı olacaktı. Neden? Çünkü okul sadece çocuğa akademik bir şeyi vermek açısından değil, onu riskli ortamlardan uzaklaştırmak, sağlıklı yetişkinlerle, sağlıklı rol modellerle buluşturduğu yer olması açısından da çok kıymetli. Tamam. Ailesel faktörleri çok hızlı bir cümleyle toparlayacağım. İki ayrı uçtan bahsedeceğim. Bir tanesi ilgisiz aile yapısı, tamamen boş vermiş, hiç bir ilgi göstermeyen. Diğer aile yapısı da baskıcı, otoriter. Hani bunu ilgi zanneden kişiye karşı, işte biz çocuğumuza ilgiliyiz diyen ama metot olarak yanlış metotlarla yaklaşan aileler. Şiddet, hakaret, baskı gibi metotlarla çocuğa seni seviyorum ve önemsiyorum mesajı gitmez. Yani sizin için motiviniz belki sevgidir, belki onu korumaktır ama olan şey bunun tersine hizmet eder. En son sosyal çevresel olarak da bu yine Aile Sağlık Bakanlığı'nın söylediği yasakların, yaptırımların daha arttırılması, sosyal etmenlerin, medya faktörünün çocuklara sunulan rol modellerin yanlış olması gibi sebeplerle de artabiliyor. Şuraları bir atlayacağım en son. Buraya gelelim. Psikolojik açıdan genel bir yapıyla baktığımızda madde kullanımının en temel tarifi kişinin işlevsiz başa çıkma yöntemi dediğimiz, kaçınma stili dediğimiz stile sığınarak, yani bilinçli haliyle baş edemediği duygu durumuna bilinçsiz olarak beynini uyuşturarak, o durumu düşünmekten kaçarak göstermiş olduğu tepki. Peki çözüm mü? Çözüm olmadığını gördük. İşleri daha da kötüleştirdiğini gördük. O zaman çözüm ne? Tek bir slide'da, son slide'ımda da bunu söyleyeyim. Şimdi kişilerin mutluluk, haz, huzur
kavramlarına yüklediği anlam çok önemlidir. Eğer biz mutluluk kavramını hedonik mutluluk üzerinden, yani anlık alınan hazlar üzerinden tanımlarsak burada yanlışa düşüyoruz. Neden? Çünkü beynimizdeki duygu durumunu düzenleyen tek nörotransmitter dopamin değil. Serotonin var, noradrenalin var, oksitosin var, endorfin var. Onlar da ikinci yazdığımız ododinamik mutluluk dediğimiz kendinizden aşkın, kendinizde içkin denir ya, bir ideale, bir hedefe, hayatınıza, yaşamınıza anlamlı bir ideal koyup o koyduğunuz anlamlı ideal doğrultusunda da ona uygun bir yaşam tarzınız, duygulanımınız, düşünce biçiminiz varsa gerçek mutluluğu yakalamış oluyorsunuz aslında. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz aşmış olabilirim süreyi, kusura bakmayın. Teşekkürler.